Yani ihanet bir yorum tarzı. Ama yaptığı hı hı. işin adı intihar. Veya yani bunu istediğiniz kadar açabilirsiniz. Beni kovsunlar da ben bir an evvel tazminatlarımı alayım gideyim için diye de intihar etmiş dahi olabilir. Çünkü ortada bir 2 sıfırdan döndüğü Anderlecht maçı var. Onun arkasından... Ee, arkasında olduğunu bir kere daha ifade eden başkanın futbola dönük, kokunun attığı futbola dönük güven verici sözleri var. Bunların hepsini bir kenara sileceksin. Sanki sıfırdan başlıyormuş gibi yepyeni bir işlen, yeniden yani Sil Alt, başta. Altı kapıyı almak üzereyken, 5 kapıyı almışım, bir kapı kalmışken sen yeniden bütün kapıları açarak, <laughs> bütün kapıları açarak rakibe beni Mars et diyeceksin. Bu yaptığı iş, kokunun yaptığı iş bu. Hak etti diyorsunuz. Bunun sonucu, bunun sonucu, bunun sonucu <laughs> yani dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde bu. bu çünkü bu. en azından buna katılıyorum. ruh sağlığından şüphe edersin. Olmadı der, ve vedalaşırsın. Ya da ihanetinden şüphe edersin. Der ki, senle beraber işimiz yok. Çünkü üç gün sonra da Galatasaray gidiyoruz. Nasıl bir profile ihtiyacı var? Sonuçta karar alındı. Ali Koç, diyelim size sordu. Ne yapalım işte genç, ee, gelecek vadeden yabancı ya da yerli birini mi alalım? Kırsaçlı, işte baba figürü gibi deneyimli bir yerli ya da yabancı birini mi alalım? E, Komolli de var, o kaldı. Ee, ne önerirdiniz? Efendim? Bu arada Laurent Blanc ismi çok ciddi şekilde öne çıktı benim kendi istihbaratıma göre. Şimdi Ali Koç'un arkasında... David Dein diye bir isim var. Evet, Arsenal'in başkan yardımcısıydı galiba. Arsenal'in 15 sene ikinci başkanlığını, oradaki sonra başkanlığını, oradaki büyük başarıdan sonra da İngiltere Futbol Federasyonu ikinci başkanlığını yapan ve her iki dönemde de büyük başarılara imza atan bir isim. Ali Koç'un 1907 Derneği'nde başkanlığı açıkladığı toplantıda David Dean oradaydı. Hı hı. David Dean'le beraber e, çekilmiş resimleri de var. Şeye girerseniz David Dean evet, diye, tabii, çıkıyor. David Dean daha daha diye, da da diye Google'a gir, resmi bulursun. <laughs> David Dean'le Ali Koç Bodrum'dan tanışıyorlar. David Day'in Bodrum'a fevkalade seven, tatillerini orada geçiren birisi Ali Koçla da tanışıyor. Ve o andan itibaren de Ali Koç'un yanında oluyor David Day. O 1907 toplantısında biri daha var. Komoli. Şimdi Homoli'de David Day'nin Arsenal devirlerinde birlikte çalıştığı insanlardan birisi. David Day'nin Arsenal'e ikinci başkan olduğu zaman bir teknik direktör öneriyor. Genç, isimsiz ve Çin'de çalışan. İlle bunu alın diye. Almıyorlar. Başarısız bir sezon geçiriyor Arsenal. David deyin ikinci sene bir daha ısrar diyor. Bu adamı alın diyor. Bu defa kazanıyor. Takımda kötü durumda olduğu için mecburen bunu belki de dinliyorlar. Ve o adamı getiriyorlar. O adamın adı Arsen Wenger. Ne? Japonya'da. Japonya'da çalışıyor. İşte uzakta adam bir yerde. O adamın adı Arsen Wenger. O Arsen Wenger'i ve Arsenal ef efsanesini yaratan adam. Yani hiçbir başarısı olmayan, uzak doğuda ancak iş bulabilmiş birini alıp getiren adam. Futbol direktörü yaptığı adam da Komoli. Komoli'nin de İngiliz futboluna, Britanya futboluna yıldızları transfer eden transferi başlatan adam olarak adı geçen 3-4 kişiden birisi. Şimdi bu David deyin. Ali Koç'un baş danışman olarak geldiği zaman iki tavsiyede bulundu. komoyu getir, kokuyu getir. Yani Arsen Wenger'in yerine kokuyu direktör olarak da kendi güvendiği, tanıdığı komolijist. Ali Koç da Yeni Fenerbahçe şeyini felsefesini bunun üzerine kurdu. Ne zamandan itibaren aday olduğunu açıkladığı günden itibaren şöyle bir süreci şimdi <laughs> işte. yenildi, koku kovuldu diye sil baştan. Şimdi gazetelerde okuyorum. Bu iş koku da bitmez. Komoli'nin gitmesi lazım. Oysa Komoli deyin Ali Koç Sajayağan'ın ayaklarından bir tanesi. Ali Koç yabancı da ısrar ediyor? Yerliyi ileri sürenler varken. Çünkü o sajaya bir yabancı antrenör ama bu defa kamuoyunun rahatlıkla kabul edebileceği bir isim olmak üzere bir yabancı hoca da ısrarlı. Bilan ismi öyle bir isim mi sence? Hı? Bulan ismi mesela öyle bir isim. Efendim şimdi isim konuşmak Doğru, gereği değil yok neden? Gerekli. Çünkü Doğru, gazetelere bakıyorum. Daha <laughs> ikinci gün 135 tane isim yayınlandı yerli yabancı. Yarın bunlardan biri gelecek ki gökten biri den bilemeyiz. Bunlardan ertesi gün <laughs> gazetede okuyacaksın haber bizden okunur. İşte biz demiştik. 135 dedik, 134 oldu ama bu oldu işte bir tane Bılan söyleniyor. Arsen Wenger bile söyleniyor. Zeydel etli zidat da söyleniyor. Herkes akla gelen boşta kim varsa herkes birini ikisini sallıyor. Türkiye'de spor muhabirliği bu. Şu Fenerbahçe'nin hani benim intihar dediğim takımı, kadros, O günkü bütün çıkan gazetelere bakın. Hürriyet sabah başta. Yüzde ellisini tahmin eden var mı? Sahi çıkan Fener 11'nin yarısını tahminden aciz Fenerbahçe muhabirleri Fenerbahçe'ye gelecek antrenörü söyleyecekler de ben onlara yanacağım öyle mi? Alay mı ediyorsunuz benden ya? Alay mı ediyorsunuz ya? Muhabirlik bitti. Yani sade güreşte değil. Fener Galatasaray Beşiktaş'tan başka şey yazmayan gazetelerde de muhabirlik bitti. Hemen devam edelim. Fenerbahçe ile sonra Galatasaray seri bir şekilde gitmemi rica ediyorum. Güven abi. Şimdi ben şuradan bakıyorum. Ankara gücünde İsmail Kartal bir sürü ekonomik zorluklar vesaireler altında lige çıkardı. Lige çıkardı bir de zirveye ve, oynatıyor. Zirveye oynatıyor. Şu anda Ankara Gücü 16 puanda. Yani Beşiktaş 18'de olduğuna göre oradan değerlendirebiliriz. Böyle bir takım yarata yapabiliyorsa, yaratabiliyorsa, üretebiliyorsa ve sizin e, elbette Ankara Gücü'ne göre çok daha büyük olanakları olan Fenerbahçe'niz dünya çapında bir futbol oynamış koku işte dünyada önde gelen bir futbol ülkesi Hollanda'dan gelen bir teknik direktör. Kağıt üzerinde bakıyorum Hollandalılar yaramaz ama başka. Ee, onunla İsmail Kartal 16 puan topluyor ve Koku 9 puan topluyor 10 haftada. Bu teknik direktör bir defa gider. Yani ben bekleyelim diyordum. Yani çünkü yeni bir oluşumu biraz beklemek normal. Lazım. Ondan sonra ama 10 hafta yeter. Yeter ve Kokunun gitmesi normal. Ama buradan şuraya gelmek istiyorum ben şimdi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun, yani futbol takımının içinde bulunduğu durumun tek başına sorumlusu Koku değildir. Semih Soyun açıklamasını hatırlıyor musunuz? Bütün bu gidişatın baş sorumlusu Koku'yu gönderdik dedi. Baş olabilir ama baş da var. Hayır hayır. O yani yani, baş sorumlusu... o öyle düşünüyor onlar. Baş sorumlu olabilir ama hani takımı o yaptığına göre, o eğittiğine göre, o kurguladığına işte her stratejisini saptadığına vesaire sahaya çıkardığına göre baş sorumlu olarak nitelenebilir. Ama burada başaltılar var. Koku nasıl bal yapmayan bir kovan ise o kovanda bal yapmayan arılar da var. Bu sadece koku değil. O takımın içinde işe yaramayan bir arada olarak bir arada iş üretemeyen oyuncular da var tek başlarına belki kağıt üzerinde başka yerlerde başka işler yapabilir. Ama ben şunu düşünüyorum ki bu kadroda çok iyi bir hocayla, o kadroyu anlayan bir iyi hocayla çok ileri hamle yapmaz futbol değeri olarak. Belki bir gıdım iki gıdım öne gidebilir. Yani diğer bal yapmayan arılara da dikkat etmek lazım. Bu takımın başına gelecek yeni hocayı da bu kadro yer. Yıpratır en azından. Yemese bile yıpratır. O hoca daha iyi şeyler yapabilir. Bu kadar donuk bir yüzle böyle sahaya bakan hoca, mesela zaman zaman Aykut Kocaman yüzü de öyle donuk gelirdi bana. Hı hı. Ondan ben hoşlanmazdım. Biraz yani taraftar bile o hareketli bir yüzden, umutlu bir yüzden, canlı bir yüzden bir şey kapar. E, ne bileyim heyecan kapar, umut kapar. Şimdi kokudan sonra oraya biraz hareketli, kanlı, canlı taraftarı da. E, hareketlendirecek. Takımın içine de takımı bütünleştirici bir coşku ilave edecek bir hoca lazım. Bu hoca yerli olmalı bir defa. Ancak ha mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi Yılmaz Vural. Çok güzel de bir karikatür var. Yılmaz Vural sarı lacivertli formayı giymiş. Elinde sarı lacivert bir flama var ve önünde telefon var. Telefonun başında bekliyor. Yani <laughs> bu e, benim hoşuma gitti. Birçok anlamda çıkabilir bu e, karikatürden. Ee, o coşkuyu verebilecek hocalara ihtiyaç var. Ha bu hoca da yıpranacaktır ve onun için Fenerbahçe'yi bu yılın sonuna kadar kabul edecek bir yerli hoca olmalı. Özverili ondan sonra bir hoca olmalı. Ee, nasıl ee, Samet Aybaba Beşiktaş'a 5 beş yıl önce geldi bir yıllığına. O zor durumda, o feda döneminde aldığı takımı da üçüncü yaptı. E, bayağı başarılıydı. Sonradan 2 yep, yep, yep. yıl şampiyon olan takımın temellerini attı. Attı. Ee, onun gibi bir yıllığına katlanacak e, ve kendini de riske atacak bir yerli hoca e, gerekir. Ben böyle çerçeve çizmekten hoşlanıyorum. İsim vermek doğru bir şey değil. Bu tür hocalar şu anda daha hiç anılmamış hocalar var bu e, Türkiye'de. Evet Kemal abi gelen nokta derbi maç. Şu keşke. Hani demin İncel abinin bu bizim pek demekle ilgili şeyini. Hı hı. Bir kere de benimkini yayınlasanız be. Daha koku gelmeden ne dedim ben? Gelmeden. Hocam daha İstanbul, da olmaz daha İstanbul uçağına binmeden. Ha şimdi gitsin. Üsküdar'da sabah oldu be anam be. Bir gidin kahvaltı edin oralarda. Şimdi bir de enteresan. Üç aydır her türlü yağcılığı yapanlar şimdi Ali Koç'u eleştirmeye başladılar. Bu televizyonda da var. Aa, yok öyle, bir öyle, bir böyle yok. Böyle olacaksınız, dümdüz. Bu bir. İkincisi, Abi belirli bir süreçte. He, yok öyle, öyle yok. Bu, bu işte yani bu değildir. Da. Daha kafadan bulacaksın bir şeyi. Olduktan sonra babam da bilir, ona herkes biliyor Bence şimdi. Bence başarısız olur diyebilir bir insan bir süreç başlamışken en fazla mesela koku hakkında. Gelmeden söyleyeceksin onu. Yok, ben yani... diyorum ki 4 senede bana kovulmamış bir tane Hollandalı hoca söylesinler futbol dünyasında. Biz onun için konuştuk bunu. Olmaz dedik. Şuraya bak. Şuraya bak. Ne teknik adam ya. Rakibin iki tane tandemde oynayan önemli oyuncusu, tandemde oynayan yani en hayati bölgede oynayan iki oyuncusu birden sakatlanıp oyundan çıkıyorlar. Evet. Düşünebiliyor musun? Yerlerine yedekleri giriyor. E hani sen çift santrfor oynuyordun. Dönsene iki devre çift santrfora. Abi he? Meşhur diyorlar ya çift santrfor oynar büyük takım. Hani bir de yorumcular var Türkiye'de müthiş. İki tandemdeki en önemli oyunculara gitmiş adamın iki tane yedekle giriyor. Sen gir, soktursana ikinci santrforu. He? Ha şimdi çok fazla konuşmakta istemiyorum. Fenerbahçe yine yanlış hoca dedi. Bak bunu da yaz buraya şimdiden. Bugün ayın kaçı? 30 Ekim. Ben bir laf ettim 2003 yılında. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanıyken bir tane hoca getiremez Fenerbahçe'ye dedim. Getirebildi mi? Getiremez. Bunlar da getiremeyecekler. Çünkü ikisi de Fenerbahçe futbolunun bırak öteki branşları bir kenara bıraktım. Güven dediğimin hani basketbol zaten obrada uçuyor filan. Ne olduğunu bilmiyorlar. Fenerbahçe formasının içine girildiği zaman futbolcunun ne oynaması gerektiği etraf çok önemlidir Fenerbahçe. Onu bilmiyorlar. Yine getiremeyecekler. Bak söylüyorum buradan şimdi. Yine getiremeyecekler. Hele bu getirdikleri bir şey. Ben gelmeden söyledim Allah'tan. Şimdi herkes diyor ki iki gitti. Yapmayın ya. <laughs> Baktım şuraya sen puan cetveli yaptın. Ertuğrul yapmış. Fenerbahçe <laughs> takımının attığı gol. Altı. Altı. Altı? Yedi. Ha, yedi pardon. Şey, pardon yedi. Alanya'dan sonra en az gol atan Alanya. Erzurum'dan ikisi. Facia. Ha? Fenerbahçe hangi futbolu oynuyor? Kokuyla oynuyordu. Size soruyorum. Bu arada lig sonuncusu da Fenerbahçe'den az gol yemiş. Evet. Fenerbahçe hangi futbol, hangi tür futbol oynuyordu? Kokuyla. Bir 4-3-3 oynatacak diye. Tabii, bir rüzgarla başladı ama. Çift Santrfor'la da oynadı. değil Tabii. mi? Çift Santrfor'la da oynadı. Ne Üçlü savunma da oynadı. Abi, en son. Ne, ne, much ne, much ne, much ne, much ne much varsa bildiğimiz hepsini denedi abi. Evet. Hangisine karar hala karar veremedi. Ne futbol oynadı eşittir. Bence Ha. vasat takım futbol oynadı yani. Başka bir şey soruyorum. Hücum futbolu oynadı. Ha. <laughs> Kaşınmak ki. Kaşınmıyorum. Aksini iddia etsinler. Fikri sabitlerle savaşım yok. Ha. Aykut Kaşınma ne oynadı? Kemal'in 40 senedir değişmeyen bir kafası bu. Ya bana söyleyin deyin diyor ki "Türk dünyada üçlü savunma oynayan kaldı mı? Dünyada evet. çift santrfor oynayan kaldı evet. mı? Her hafta tondan seyrediyorum. dünya evet. maçlarını zerriyorum evet. ya. Tondan takım oynuyor ya. Böyle Niye? bir şey yok. Çift santrforla. Böyle bir çift santrfor da oynuyorlar, üçlü savunma da oynuyorlar." Yapma böyle şey ya. Yok, tamam. Bu ben kadar dediğim ya. bu benim kadar dediğim kadar. dedik diye bir şey yok. Tartışma. ya, benim Tartışma. Benim söyleyeceğim bu dedim Arkadaşlar, yorumcular yağcılıktan vazgeçin. <laughs> ya sonuna kadar yağcı olun, sonuna kadar ya da hiç yağcılık yapmayın. Öyle Oo. bir gün öyle, bir gün böyle yok. Yalnız Ne yalnız. oldu hani sabır mı Ha niye sabretmiyorlar? Niye kovuyorsunuz abi Çabar adamı? Ya kardeşim. Sabır yağ sabır. Yağcılık yanlış bir değil. Sen doğru bir şey söylersin, bravo Kemal derim. Kabul etmediğim bir şey söylersin, çok yanılıyorsun derim. Tamam. Bravo dediğin zaman yağcı da, Yok, hayır, hayır dediğin zaman alakalı. kötü. Hayır, durum neyse onu konuşuyoruz. Tabii, tabii. Dursun Özbey'i devirdiği zaman Mustafa'nın en arkasındaki adamdım ben. Ama o günden bugüne yaptıklarına bakıyorum, en karşısındaki adam. Ben Fener'le alakam olmadığı halde Ali Koç'un yanındaydım. Aziz Yıldırım gibi bir şeyi devirdiği hiç Türk sporu adına. Ali Aziz gitti. Şimdi Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'u başka türlü değerlendiriyor. O iş bitti. Şimdi yeni Ali Koç. Bu süreç şimdi. Yeni Fenerbahçe eyvallah ama yeni Fenerbahçe'yi yapamıyor şimdi. O zaman eleştireceğiz. Kokuya baştan sesimi çıkartmadım. Senin gibi öyle ırkçı fikirlerim diyor. <laughs> Hollandalılar başarılı olmaz diye. Kimin ne başarılı olacağını kimse bilmez. Tabii. Bak adam Arsene Wenger'i Japonya'dan getirmiş. Arsenal'in başına tarih oldu Arsenal. Aynı adam. David. Değil. Şimdi onun için bekleyip, görüp değerlendirmeyi tercih ediyorum ben. Kafadan olmaz, kafadan gelmez, kafadan yapılmaz. Evet. Peki Galatasaray'ı da izledik. O da Malatya'da kaybetti.